Merhabalar. Bu videomuzda sizlerle Pino ile potansiyometre ve LED modülünü kullanarak bir gece lambası yapacağız. Pino 7 yaş ve üzerindeki çocukların Arduino ile daha kolay bir şekilde kodlama yapabilmesi için geliştirilmiş bir kontrol kartıdır. Projemizi yaparken bazı malzemeler kullanacağız. Malzemelerimiz 1 adet renkli karton, 1 adet kutu, kalem, maket bıçağı, cetvel, makas, silikon tabancası ve bazı Pino sensör ve modülleri. Hemen sensör ve modüllerimizi çıkartalım. Pino kontrol kartı, pil şapkası, bilgisayarım ile Pino kartım arasındaki bağlantı için USB kablom. Hemen şöyle bir adet LED'im, kırmızı LED kullanacağım ben. Bir adet potansiyometre modülüm ve iki adet de bağlantı kablosu. Pilimi de, 9 voltluk pilimi de aldım mı tamamdır. Hemen sensör ve modüllerimi şöyle kaldırayım. Burada. Evet, ilk olarak tasarımımızdan başlayacağız. Şimdi ilk olarak projemizi biraz daha detaylı bir şekilde inceleyelim. Projemizde şunu yapacağız. Potansiyometre modülümüzden bahsetmiştik. Potansiyometre modülümüz sağa ve sola doğru dönebiliyordu. Yani döndürmek için bir bölümü bulunmaktaydı. Ve her sağa sola çevirdiğimizde bizlere 0 ile 1023 arasında değerler vermekteydi. 0'a doğru değerleri şu üzerinde GND diye bir pin bulunmaktaydı. GND'ye doğru çevirdiğim zaman bana 0'a doğru yaklaşıyordu. 5 volt pinine doğru çevirdiğim zaman ise 1023'e yaklaşıyordu. Biz de şimdi şöyle yapacağız. Potansiyometreden gelen değerlerimiz ile LED'imizin parlaklığını artırıp azaltacağız. Bunun için öncelikle hemen potansiyometre modülümüzü bağlayalım. Şimdi bağlamak için üzerinde kırmızı renkli bir etiket bulunmakta. Bu şu anlama geliyordu. Pino kartım üzerindeki kırmızı etiketli alanlara modülümü bağlayabilirim. Yani 7, 8, 9 ve 10 numaralı kapılar benim potansiyometre modülüm için uygundur. Hemen bağlantı kablosu yardımıyla potansiyometre modülümü kartıma bağlıyorum. Ben 8 numaralı kapıyı seçtim. Harika. Şimdi LED modülümüzü bağlayacağız. LED modülümüzün de üzerinde mor bir etiket bulunmaktaydı. Bu da şu anlama geliyordu. Pino kartım üzerindeki mor etiketli alanlara bağlayabiliyordum. Fakat bu projede dikkat etmemiz gereken bir şey var. O da şu. Ben LED'imi normalde ya yüksek ya da düşük yapıyordum. Ama bu projede ise yüksek ve düşük yapmayacağız. Potansiyometreden gelen değerleri LED'imize göndereceğiz. Yani LED'imizin sinyal genişliğini değiştireceğiz. Direkt yüksek ve düşük yapmak yerine potansiyometrenin değerleri 0'a doğru yaklaşıyorsa parlaklığını azaltacağız. 1023'e doğru yaklaşıyorsa ne yapacağız? Parlaklığını artıracağız. Bunun için ise Pino kartımızın üzerinde bazı pinler bulunmakta. Bu pinlerin biz sinyal genişliğini ayarlayabiliyoruz. Bu pinlere biz aynı zamanda PWM pinleri de diyebiliriz. Peki hangi kapılar, yani hangi etiketli kapılar bizim için PWM piniydi? Bunları ezberlememize gerek var mı? Hayır, yok. Şöyle göstereyim. Hemen Pino kartımızın üzerindeki yanında yaklaşık işareti olan kapılar benim PWM kapılarım. Yani sinyal genişliğini ayarlayabildiğim kapılarımdı. Bu kapılarım da benim 2 numaralı ve 5 numaralı kapım. Benim sinyal genişliğini ayarlayabildiğim kapılar. O zaman ben geliyorum LED modülümü üzerinde yaklaşık işareti olan 2 ya da 5 numaralı kapılara bağlayabiliyorum. Bağlantı kablomu aldım.
Ben 2 numaralı kapıyı istiyorum. O yüzden 2 numaralı kapıya bağlantımı oluşturdum. Şöyle. Evet. Şimdi ise tamam. Şimdi ise Pino kontrol kartım ile bilgisayarım arasındaki bağlantıyı oluşturacağım. Bunun için USB kablomu alıyorum. Hemen bilgisayarıma takıyorum. Sonrasında Pino kartımı taktım. Evet. Bilgisayarımdan Enblock programını açacağım. Ve açtıktan sonra Pino kartım ile işlem yapabilmem için Pino kodlarını indirmem gerekiyor. Yani eklenti paketini. Bunun için de uzantılara geliyorum. Uzantıları yönet diyorum ve arama bölümüne Pino yazıyorum. Ve çıkan eklenti paketini indiriyorum. İndirme işlemi bittikten sonra çarpıya basıyorum. Robotlara gelip bakıyorum. Pino kodlarım aktif halde mi? Evet, aktif halde. Şimdi geliyorum yine uzantılar bölümünden Arduino'yu kaldırıyorum. Çünkü ben Arduino ile bir işlem yapmayacağım. Hemen Arduino'yu kaldırdım. Artık bağlantımı oluşturabilirim. Bağlantımı oluşturmam için kontrol etmem gereken bir yer daha var. Kartlar bölümüne geliyorum. Arduino Nano seçili mi? Evet, seçili. Bağlana geldim. Seri port dedim ve COM 6'yı seçeceğim. Bende COM 6 çıktı. Bu sizlerde COM 3, COM 5, COM 7, COM 10 gibi farklı değerler çıkabilir. Bunun sebebi şu. Pino kartımızın bağlı olduğu USB portunun ismi neyse o çıkıyor. Bende COM 6 çıktığı için ben COM 6'yı seçiyorum. Sizlerde hangi kapı çıkıyorsa, yani hangi kapıya bağlıysa onu seçin lütfen. Evet, bağlantım oluşturuldu. Bağlan diyorum ve aygıt yazılım güncellemesi yapıyorum. Aygıt yazılım güncellemesi Enblock yazılımı ile Pino kartım arasındaki haberleşmeyi sağlamaktadır. Aynı zamanda Pino kartımın içerisinde daha önceden yazmış olduğum bir kod varsa bu kodun silinmesini yani sıfırlanmasını da sağlıyor. Bu işlemi projelerimize başlarken bir kere yapmamız yeterli olacaktır. Ya da projeyi yaptık, tasarımından eminiz, işte bağlantısından eminiz, kodlarından eminiz fakat çalışmıyorsa o zaman bir aygıt yazılım güncellemesi yapabilirsiniz. Kapat diyorum. Evet, artık Pino kartım kodlanmak için hazır. Biz hemen bir potansiyometremizden değerleri okuyalım. Potansiyometreden değer okumak için hemen Pino kodlarına geliyorum. Ve buradaki potansiyometre değer okuma kodunu alıyorum. Biraz büyüteyim şöyle. Evet. Ben şimdi buradaki değeri ekrandaki kuklama okutacağım için görünümden merhaba de kod bloğunu alıyorum ve içerisine yerleştiriyorum. Bu okuma işlemini yaparken öncelikle kapı hangi numaralı kapıyı bağladıysa onu seçeceğim. Burada 7 numaralı kapı diyor. Ben 8 numaralı kapıya bağladığım için 8 numaralı kapıyı seçiyorum. Ve okuma işlemini sürekli yapacağım için kontrole gelip sürekli tekrarlı kod bloğu ile birleştiriyorum. Ben şimdilik bir olaya bağlamayacağım. O yüzden gelip üzerine çift tıklıyorum. Ve bana 0 değerini veriyor. Yani bu şu anlama geliyor. Şu an potansiyometrem GND tarafına doğru yaklaşmış. Yavaş yavaş 5 volta doğru yaklaştırıyorum. Evet, değerlerim şu anda artıyor. Harika. Şimdi durdurayım hemen burayı ve LED'imizi ayarlarını yapalım. LED'imizi kodlamak için normalde biz robotlar bölümünde direkt LED durumunu yüksek ya da düşük yap kod bloğunu kullanıyorduk. Fakat burada dediğim gibi farklı bir işlem yapacağımız için LED'imizin sinyal genişliğini değiştireceğimiz için sinyal genişliğini ayarla diye bir kod bloğumuz bulunmaktı. Evet, sinyal genişliğini ayarla kod bloğunu aldım. 2 ya da 5 numaralı kapıyı seçebiliyordum. Ben 2 numaralı kapıya bağladığım için zaten orasını hiç değiştirmiyorum. Bir de değer bölümü var. Burada 0'dan 255'e kadar sayılar, aralıklar bulunmakta. Ama bunlardan herhangi birini seçersem ben kendi elimle değer vermiş olurum. Ama benim istediğim neydi? Potansiyometreden gelen değere göre LED'im yansın ya da sönsün. O yüzden buraya elimle bir değer girmeyeceğim. Bunun için hemen kodlarımızı yazmaya başlayalım ve algoritmasını da oluşturalım yavaş yavaş. Şöyle bu iki tane kod bloğunu kullanacağım. Önce bir mantığını anlatayım. Şimdi benim potansiyometre modülüm 1023'e kadar, yani 0 ile 1023 arasında değer vermekteydi. PWM pinlerim, yani sinyal genişliğini ayarladığım pinlerim ise 0 ile 255 arasında bir değer vermekte. Benim bu iki değeri birbirine eşitlemem gerekiyor. Bunun içinde, yani bu iki değer zaten birbirinin 4'te 1'i kadar, ama bir hemen hesap yapalım. Hesap makinesini açıyorum. 255 bölü 1023 yaparsam bana 0,24 devrettiğinde 0,25 kadar bir değer vermekte. Yani ben potansiyometreden gelen değer ile 0,25'i çarptığım zaman direkt PWM pinlerini elde etmiş oluyorum.
O zaman biz şöyle bir kod oluşturabiliriz. Hemen gelip veri bloktan bir değişken oluşturuyorum. Bu değişkene sinyal genişliği PVM gibi farklı isimler takabilirsiniz. Ben PVM diyorum şimdilik. Ve şunu söyleyeceğim. Benim PVM dediğim değişken işlemler bölümüne geliyorum. Ya çarpma ya da bölme yapabiliriz. Ben çarpmayla göstereyim, bölmeyi de anlatacağım zaten. Potansiyometreden gelen değer, 8 numaralı kapıya bağlı potansiyometreden gelen değeri 0,25 ile çarparsam 255'i elde etmiş oluyordum. Bu PVM'e eşit olsun ve benim sinyal genişliğim ne olsun, o zaman buradaki PVM değeri olsun diyorum ve kodumu yazıyorum. Bu işlemin ben sürekli olmasını istediğim için kontrolden sürekli tekrarla kodu ile birleştiriyorum. Şimdi kodlarımızı hemen bir içerisine atalım. Robotlar bölümüne geliyorum ve Pino programını ekliyorum. İçerisine atmak için sağ tıklayıp Arduino'yu yükle diyorum. Arduino'yu yükle diyorum tekrardan. Yükleme işlemim gerçekleşiyor. Ben 0,25 ile çarptım. Sizler isterseniz direkt 4'e de bölebilirsiniz. Potansiyometreden gelen değeri yine çalışacaktır. Hemen başlayalım. Şimdi yüklemeye başlıyor. Yükleme işlemi bittikten sonra 9 voltluk pilimiz ile çalıştırabiliriz artık bilgisayardan bağımsız bir şekilde. Evet, yüklememiz bitti. Şu an LED'im yanıyor. Gayet parlak bir şekilde. Evet, şöyle tutmaya çalışayım. Şimdi ben ne tarafa doğru? Sıfıra doğru yaklaştırıyorum artık. Ve gördüğünüz gibi LED'im yavaş yavaş parlaklığı azalıyor. Daha da azaldı. Tamamen azaldı ve kapandı. Şimdi artırmak istiyorum dediğimin parlaklığını. Biraz arttı. Biraz daha arttı ve artık tamamen parlak. Evet, gördüğümüz gibi gayet güzel çalışıyor. Hemen artık çıkartıyorum USB kablosunu. Pille de bir denemesini yapıp sonra tasarımımıza sabitleyelim. Şöyle 9 voltluk pil ve pil şapkamı önce birbirine takıyorum. Hemen güç bölümüne yerleştiriyorum. On off bölümünden off yapmayı on off bölümünden on yapıyorum. Evet, LED'im yanıyor şu anda. Hemen şöyle göstereyim. Parlaklığını azalttım ve parlaklığını artırdım. Harika. Şimdi tasarımımızı sabitleyelim. Evet, şimdi bir hemen bakalım. Şu an LED'imizin parlaklığını artırdım. LED'imizin parlaklığını azaltıyorum. Evet. Evet, projemiz bu şekilde. Potansiyometremizden gelen değerlere göre LED'imizin parlaklığını artırıp azalttık. Sizlerle yine potansiyometre modülünüzle buzzer'ınızın zil sesini artırıp azaltabilirsiniz ya da servo motorunuzun hareketlerini potansiyometre ile kontrol edebilirsiniz. İyi çalışmalar diliyorum.